Birlikteyiz, golleri seyrettik. Şimdi sıcak bir gelişme var Beşiktaş'ta. Telefon attığımızda Sercan Dikme var. Tabii merak ediliyor bütün transferler. Biz burada golcüyü konuştuk, işte Rozier'i konuştuk. Bir tarafta da Tekşehir'e var. Dün de aslında detaylardan bahsetmişti Sercan Dikme. Şimdi zannediyorum o konuyla ilgili yeni bir bilgi var. Ben sözü fazla uzatmadan sana bırakayım Sercan. İzleyicilerimizi aydınlat. Melike iyi yayınlar. Mehmet Özcan'a, Volkan Demir'e de iyi yayınlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Teşekkür ediyoruz. Alex Tekşehir'e ile ilgili durumu 4 gün önce Beşiktaş Kulübü'nün Alex Tekşehir'e 2+1 yıllık bir kontrat teklif ettiğini, bu kontratın içerisinde yaklaşık 2 milyon euroluk yıllık ücretin olduğunu, artı Tekşehir'in 1,5 milyon euroluk da bir imza parası talebi olduğunu söylemiştik. Aslında yıllık ücret konusunda bir problem yok ama çok fazla haber çıktı, anlaşma sağlandı, geliyor, gidiyor, kontratlar hazırlandı. En doğru bilgileri Aspor ekranlarında paylaşmaya çalıştık. Halen tam anlamıyla anlaşma sağlanmış değil. Ancak Tekşehir'e Beşiktaş durumunun 24 saat içerisinde belli olacağını öngörüyoruz. Aldığımız bilgiler de bu yönde. Neden bu cümleyi kullanıyorum? Alex Tekşehir'e şu an iki teklif var. Biri Beşiktaş'tan 2+1 yıllık bir teklif. Diğeri Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai ekibi. İsmiyle ilgili değişkenlik gösterebilir. Yanlış bir bilgi vermeme adına söylemeyelim. Teyit ettiremediğim için. Ancak El Hilal değil. Sosyal medyada çok fazla yankı buldu. El Hilal Suudi Arabistan ekibi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan bir takım. Ben Beşiktaşlı yetkililerle konuştuğum zaman oyuncunun ekonomik olarak bir doygunluk seviyesine eriştiğini söylüyorlar. Biliyorsunuz zaten Avrupa'da uzun zaman oynadı. Aynı zamanda Çin'de yüksek meblağlar kazandı. Ekonomik olarak bir doygunluk var. Özellikle Çin'den sonra sportif anlamda bir başarı, sportif anlamda bir heyecan arayışı var. Ama diğer tarafta da Beşiktaş'ın teklifine oranla neredeyse iki katını bulan bir teklif var. Tekşehir'e bunun kararını verecek. Ancak şu an bizi izleyen Beşiktaşlı taraftarlara ümitsizlik depolamak istemem. Tekşehir'e belki de son zamanlarda Beşiktaşlı taraftarları en fazla heyecanlandıran, hayal kurduran isimlerin başında geliyor. Transfer olasılığı olan oyuncuların başında geliyor. Ancak 24 saat içerisinde Tekşehir'in kararını vereceği ya Dubai'ye ya da Beşiktaş'a geleceğini söyleyelim. Beşiktaşlı yöneticilerle de konuştu. Ayrıca Josef de Souza neredeyse bu konuda Beşiktaş'ın transfer komitesinde fare bir yönetici gibi çalışıyor. Josef de Souza. İki yakın arkadaş. Bundan 15 gün, 20 gün öncesine kadar aileleriyle birlikte Brezilya'da tatildelerdi. Zaten bunu sosyal medyadan sıkça paylaştılar. Aslında bakarsak bundan 2-3 gün öncesine kadar Tekşehir'in Beşiktaş'a gelme isteğiyle bugün arasında bir fark yok. Ama ekonomik olarak bir aklının çelindiğini, hafif bir düşünce tarzında değişkenlik gösterdiğini söyleyelim. Ama halen Beşiktaş'tan uzaklaşmış da değil. 24 saat sonra biz Beşiktaş'a gelip gelmeyeceğine ilişkin net bir haber yapacağız gibi görünüyor. Şu an oyuncunun menajeri Brezilya'daydı, ayrıldı. Görüşmeleri Dubai'ye yapmak için ayrıldı oradan. Oyuncu Brezilya'da bekliyor. Eğer anlaşma sağlanırsa futbolcu Beşiktaş kulübü tarafından Türkiye'ye, İstanbul'a davet edilecek. Ancak her yayında bilgiyi veriyoruz. Koronavirüs, COVID-19 önlemleri kapsamında Brezilya-Türkiye, Türkiye-Brezilya uçuşlarında yurda veya Brezilya'ya giden vatandaşlar gittikleri ülkede 7 gün boyunca karantinada kalıyorlar. Öyle bir durum yaşanırsa, İstanbul'a gelirse aynı durum Tekşehir için de geçerli olacak. Aslında Beşiktaşlı yöneticiler bu konuda biraz daha çözüm odaklı mücadele ediyorlar ama şu an oyuncu Brezilya'da, cevabını, kararını bekliyoruz. Ailesiyle de görüşüyor. Ama artık saatler 01:03 oldu. Ümitsizlik vermek için söylemiyorum. Halen 2-3 gün öncesindeki olasılık bulunmakla beraber 24 saat içerisinde Tekşehir'e, Beşiktaş'a gelecek mi, gelmeyecek mi belli olacak belki. Sercan Dikme'ye teşekkür ediyoruz. Tekşehir'le ilgili bir gelişmeyi paylaştı bizlerle. Yani rakip çıktı Beşiktaş'a ve daha yüksek bir ücret talep ediyor. Ama hala umutlu Beşiktaş kulübü transferden. Ne düşünüyorsunuz? Yani oradaki teklifin içeriğiyle aslında doğru orantılı olacak zannediyorum. Oyuncunun da kararı.
Evet. Elbette Şampiyonlar Ligi bileti var Beşiktaş'ın elinde. Çok değerli bir bilet. Sercan'ın söylediği gibi Josef de Souza kozu var. Bunlar değerli asetler. Bu transfer öncesinde Beşiktaş'ın elinde bulunan. Fakat hepimiz biliyoruz ki Arap Yarımadası'nda iş, Arap Yarımadası'nın dahil olduğu transferlerde biraz ekonomik olarak rekabet etmekte zorlanıyoruz. Son örnek işte Abubakar oldu. Beşiktaş'la neredeyse sözleşme görüşmesi dahi yapmadan direkt Arap Yarımadası'nın yolunu tuttu. Ve de yani hakikaten bizim belki sadece Beşiktaş için değil, hani 3 büyük kulübümüz toplansa, 4 büyük kulübümüz toplansa o maaşı karşılayamayacak seviyede bir santrfor için. İşte 3 yıl 20 milyon euro gibi bir bedel konuşuluyordu. Öyle bir teklif aldıysa zaten geçmiş olsun diyebiliriz. Ama Sercan'ın da belirttiği gibi 24 saatlik bir süreç var. O sürecin ardından bir karar verilecek. Ben çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Eğer Beşiktaş transferi gerçekleştirebilirse çok önemli bir adım atabileceğini düşünüyorum. Umuyorum Beşiktaş'ın lehine olur bu gelişme. Ama 24 saat bekleyeceğiz, öyle gözüküyor. Mehmet, sen ne düşünüyorsun? Shakhtar Donetsk, tedrisattan geçmek çok önemli. Yani o ligden Fernandinho'su işte... Bayern Münih'e giden şimdi Bernard. Bayern Münih Juventus çok da yazılı. Douglas Costa da sanki Douglas o Costa taraftan çıkma diye hatırlıyorum. Artı Çin, yani oyuncu aslında iyi paralar kazandı bakarsak. Uzun tabii süre Shakhtar üstüne. Çin'de de bir şampiyonluk yaşadı. O da önemli. Çin ligini ben çok küçümsemiyorum. Orada ciddi bir rekabet var. Onu söyleyelim hani. Ben hatta Suudi Arabistan, yani Arap tarafıyla ayırıyorum Çin'i. Çin'deki rekabet daha hani Burak Yılmaz'ın, Dembaba'nın geliş şeklini hatırlıyorum. Gayet kaldık yani, devam ettiler. Önemli bir transfer olur. Geçen seneki Beşiktaş'ın ilk 11'ini ezbere sayıyorduk Melike, ama içimize sinmeyen tek kısım işte 11. isim Laiç. Yani daha doğrusu sezona Mensah başladı. Oğuzhan devam etti. Laiç bitirdi. O bölgeyi Alexia'ya muhakkak seviye atlatır Beşiktaş'a. Peki şimdi bu transferde şu da hani evet... Para kısmı ayrı ama Sercan Dikme şuna parantez açtı. Hani para konusunda ekonomik olarak çok da hani zaten yüksekleri görmüş bir oyuncu. İşte Çin'e gitti yüksek ücretlere, zaten kazanacağı parayı kazandı diyor. Volkan hani Josef etkisi olabilir dedi. Bir de şu yok mu? Yani orada Arap Yarımadası'na gittiği zaman kariyerindeki ivmeyle burada Süper Lig'in futbolcusu olduğundaki kariyerindeki ivme arasındaki farkı göremeyecek bir oyuncu değil. Herhalde bunu da hesap edecektir bu transfer. Buradan son transferini yapmaya Bakar gibi de gidebilir. Öyle bir ihtimal de var. O yüzden ben yani mutlu bakıyorum. Orası yine nasılsa gelir gibi de düşünebilir. Ya da ben şöyle söyleyeyim Melike. Rozier, Gezal, Galatasaray için yaptığım istihbaratlarda bana söylenen, muhakkak Volkan da bunu karşılaşıyor. Yani diğer takımlarla ilgili geliyor. Bana Beşiktaş Alexis'in bitme noktasına geldi ifadeli güvendiğim insanlar tarafından. Ben açıkçası olumlu bitmesini bekliyorum Beşiktaş adına bu transferin. Ama tabii şunu da söyleyelim, yani aynı oyuncu, hani senin sorduğun soru ışığında cevaplamak gerekirse, aynı oyuncu kariyerinin çok daha iyi takımlarda işte Juventus'lar, Bayern Münih'ler falan konuşulurken bir anda Çin'e gitmişti. Yani böyle de bir tercihi yapmış bir oyuncu olarak Alexis Teixeira'yı biliyoruz. Hani burada da Şampiyonlar Ligi var, işte Beşiktaş var, Josef de Souza var. Evet, bunlar hep artı ama oyuncu Arap Yarımadası'nı tercih etmez bu nedenle gibi bir yorum çıkartamam ben buradan. Çünkü geçmişinde 25 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam, hı hı, ya da 24. 24 yaşında Çin'e çok erken. Çok erken Çin'e giden bir oyuncuydu. Yani kariyer tercihleri farklı olabiliyor biraz ekonomik sebepler dolayısıyla. Bir de bunun kararını sadece oyuncu da vermiyor. Yani orada işte o menajer para kazanıyor, evet, vesaire vesaire, birçok etken var. Ya 24 saat bekleyeceğiz artık ama dediğim gibi umuyorum. Beşiktaş taraftarı çok hasret ve heyecanla bekliyordu Alex'i. Umuyorum onların hayal ettiği gibi gerçekleşir. Sercan Dikmen'in söylediği şey çok önemli orada. Bir kafa karışıklığı, küçük de olsa bir acaba oldu ki bu çok normal profesyonel bir futbolcu için. Gelecek teklifleri tabii ki değerlendirecektir. Yani bu bütün branşlarda, iş hayatında geçerli olan bir şey. Şimdi buradan Beşiktaş'a geçtik. Bu konuyla yine Beşiktaş'ta devam